Herkese merhabalar, kanalıma farklı bir köşeye ama her zamanki kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Arkadaşımın balkonundayım, o yüzden biraz dışarıdaki sesler, biraz da amcalar kardan kalan kalıntıları temizliyorlar çıkıyorsa kusura bakmayın. Şimdi uzun zaman sonra benden çok istemiş olduğunuz Masumlar Apartmanı ile ilgili yorumlarımı, analizlerimi aktaracağım. Özellikle diziye son katılan çöp toplayan Mazo karakteri ile ilgili fikirlerimi ve teorilerimi sizlerle birlikte ortak karara vardığım düşüncelerimi paylaşacağım. Hazırsanız Masumlar Apartmanı dizi analizi gelsin. Ay, tersim dolaşıyor benim bu arada. Arkadaşlarım öncelikle 55. bölümden başlamadan önce ben size 54. bölümle ilgili ufak bir fikrimden bahsetmek istiyorum. 2 saat 46 dakikalık bomboş sıkıcı bir bölümdü. Şimdi diziye bir anda Allah'ım çöpler kapışılıyor. Önceden gülben kapışılıyordu erkekler arasında. Şimdi çöp alanları kapışılıyor ama çöp buradaki metafor tabii ki. Zaten Mazo'nun Han'la olan olayı ve geçmişteki bağlantısı ne olduğu ile ilgili de fikirlerimi ileteceğim size. Ama bütün dizi boyunca bir anda Naci'nin Safiye'ye 3 gün içinde evlenmeyi zorunlu tutması, Han'ın Mazo tarafından zapt edilmesi, boğuşması, gitmeye çalışması, gidememesi. 54. bölüm ben 2x hızla YouTube'da izledim. Ona rağmen bile sıkıldım diyeyim size. Biraz saçmalamaya gittiler. Şimdi kendi fikirlerimi söylemek gerekirse yani bu insanlar hasta insanlar. Bayağı büyük psikolojik sıkıntıları olan insanlar. Dolayısıyla ne Gülben'in ne de Safiye'nin önce evlilik değil tedaviye gitmesi gerekiyor. Yani hasta psikolojisi bozuk insanların yaptığı evlilikler ne kadar zaten başarılı ya da sağlıklı olabilir. Dolayısıyla bizim artık evlilik düğün dernekten ziyade biraz tedavi ve bu insanların hayatlara nasıl tutunduklarını, bu kadar büyük sağlık sıkıntıları, psikolojik sıkıntıları çektikten sonra bile nasıl umut dolu yeni yaşamlara başlayabildiklerini görmemiz gerekiyor. Bence siz ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarınızı bırakın. Yani düğünün derneği sırası mı şimdi gerçekten? Safiye için de Gülben için de daha aynı yastığa baş koyabilecek seviyede bile değillerken çocuk oyuncağı evcilik mi oynuyoruz gibi düşündüm ben. O yüzden Naci'nin de 3 gün içinde Safiye'yi evliliği zorunlu tutması bana çok saçma geldi. Kadın zaten hasta yani orada ona öyle bir zorunluluk nasıl yaptırabiliyorsun? 3 gün içinde şu an aklı selim olduğunu düşündüğüm bana bile gelse birisi hadi evleniyoruz dese ben deliririm o sıkıntıdan. Bu saçım da böyle yok gibi çıkıyor. Şöyle hemen notlarıma bakarken düzelteyim. Şimdi bu 55. bölümdeki güzel sahneler de vardı, kötü sahneler de vardı. En kötü sahne neydi? Anne Hasibe'nin ölüm döşeğindeyken Safiye'ye ettiği bedduaydı. Kitapta okurken bile tüylerim diken diken olmuştu. Bu nasıl bir annelik? Bu nasıl bir nefret? Bu nasıl bir kin kusmaktır? Yani anne bedduası, baba bedduası tutar derler. Çok da korkarım her zaman da tek söylediğim bir şey vardır. Olumlu anlamda anne baba duası almış insanların sırt asla yere gelmezken son nefesinde yanı başında sana bakan daha ortaokul lise çağındaki bir çocuğa böyle bir beddua etmek ve hayatını belki de ondan sonra kapkaranlık bir çukura sürüklemek bir annenin yapabileceği bir şey ama işte Hasibe de hasta arkadaşlarım. Hastalık deyince de bu sefer Hasibe'ye de kızamıyorsunuz, empati yapmaya çalışıyorsunuz. Aslında o da psikolojisi çok bozuk bir kadın olduğu için aklı selim herhangi bir anne canı kanı olan bir evladına bu kadar içten son nefesinde beddua eder mi? Etmez çünkü. Bu bölümdeki en saçma şeyi söyleyeyim size. Biz ne izledik bu bölümde? Yani bir kartopu savaşları vardı ki o güzel kısmıydı. Hüp reklamı izledik. Ya da Şükrü Özyıldız geldi. Aman Allah'ım ne yakışıklı adammış o da maşallah. Kızlar boşuna hayran değilsiniz. Hani benlik bir şey yok. Siz çok beğeniyorsunuz diye. Bir sizin gözünüzden baktım ne yapacağım. Arkadaşlar dizide 15 dakika elektrikli süpürge reklamı izledik. Bunun için müzikal yapmışlardı. Koskoca adamlar bir perdeleri, bir yerleri, bir kavanozların arkasını falan süpürüyorlardı. Yani Boş'un Hüp markası çıkmış galiba. Hayatımda bu kadar boş bir reklam görmedim, özür dilerim. Ya şu dizilere ürün yerleştirme yapamıyoruz gerçekten. Aşırı komik ve gerçekten eğreti duruyor üzerinde. Lütfen yapmayın. Alttan yazı geçip başka şekilde oyuncuları alır reklamlarda oynatın ama bu kadar paralar için de bilmiyorum. Bizim 15 dakika boyunca süpürge reklamını izletip milletin perdelerinden neler temizlediklerini falan biraz şöyle rezital eşliğinde göstermeniz. Ben kendimi aptal yerine konmuş gibi hissediyorum. Allah'ım ya.
Gelelim hepimizin en çok eğlendiği, güldüğü kar sahnesiydi. Safiye'nin yeni doğmuş bir çocuk, bebek gibi ilk defa karla tanışması, buna şahit olan Naci'nin mutluluğu ve sonra aile buluşmalarıyla birlikte aşırı tatlı. Hatta Masumlar Apartmanı'ndaki herhalde toplu halde en çok eğlendikleri sahneydi. Ben çok mutlu oldum ve sonrasında Hanım Safiye'ye telafi anlamında düğün yapmış olması ve gerçekten de prensesler gibiydi. O kadar güzel ki Ezgi Moğlu çok değişik bir kadın. Yani günlük hayatında aşırı güzel, Safiye'yken aşırı Safiye. Başka bir rolde de aynı onun tipine giriyor. Yani çekiciliği ve albenisi role göre çok değişiyor ve bence gelinlikli haliyle günlük haline çok benzediği için güzelliği, o parıltısı bir kez daha gözler önüne serildi. Aşırı beğendim. Düğünde dikkatimi çeken bir diğer konu ise Rüya ve Esra'ya düz fön çekilmişti. Arkadaşlarım, bu demek oluyor ki yargıdaki katil şüphelilerinden bir diğer ikisi de bu kadınlar olabilir. Çünkü düz fön modası diye bir şey çıktı, biliyorsunuz bu nedir? Tüm kıvırcıkları düzlüyorlar ve yargıdaki katilde de düz saç vardı. O yüzden bence Rüya ya da Esra bile öldürmüş olabilir. Diyorum artık, beynim yanıyor işte. Size diziler arası gidip geliyorum, rüyalarıma giriyor zaten. Gelelim bir anda hayatımıza giren Mazo karakteri. Dizi aslında İnci'den sonra reyting kaybetti. Biliyorsunuz Rüya'yı soktular, olmadı. Daha sonrası Ceylan geldi. Ceylan'la Hanan'ın ilişkisi de şimdi tatlıya bağlandıktan sonra bir o istenilen verim ya da reytingi vermediler. Şimdi Naci ile zaten Safiye'yi sürekli ayrıl barış bir şekilde ortamı sürekli alevlendiriyorlardı ama bizden tepki aldılar. Gülben'le Esat desen evlendiler. Gülben artık Esat'ın huyuna gitmeye çalışıyor. Çok tatlı tatlı anlaşmaya çalışıyor. Hep aynı şeyleri döndürüp döndürüp temcit pilavı gibi bize izletiyorlar. Yani tedavi sahneleri olmadığı sürece, kaliteli iyileşmeler vesaire olmadığı sürece sıkılacağımızdan korktukları için de yeni bir karakter soktular, Mazo. Mazo kimdi? Ben FİÇİP'yi izlemiş miydiniz? Bilmiyorum, Can Manay vesaire vardı. Bu oyuncumuz orada da kağıt toplayıcı rolündeydi ve aynı zamanda çok iyi bir dansçı rolünü oynuyor. Çok güzel role demek ki girmiş ki çöp toplayıcı rolüne uygun görülmüş. Çok yakışıklı, boylu postlu bir çocuk. Belli ki yan rol olacak ve bayağı da devam edecek rolü. Peki bu Mazo gerçekten de Hikmet amcanın ilk eşinden vefat eden oğlu Ömer mi? Yoksa Hikmet amca onu Alzheimer hastası olduğu için öyle mi zannediyor? Öyle değilse de kim bu Mazo? Size de sordum ve ben ilk başta dedim acaba Ömer mi, ama Ömer niye Handan ve babasından böyle bu şekilde intikam almak, nefretle dolup taşmak için gelsin diye düşündüm. Sonra şöyle bir sahne oldu. Ablam melek gibi olmuş dedi ve o sırada Han'ın gözünün önüne öğretmeni Melek hocası geldi. Bu çocuk Esra'nın daha önce Esat'la konuşma sırasında Han'ın küçükken öğretmenine çok böyle takıntılı derecesinde aşık ya. Aynı şekilde Melek Hoca'ya diğer aşık olan öğrenci olduğunu düşünüyor. Sen benden yıllar öncesinde bir şey çaldın dediğinde de büyük ihtimal ya Melek Hoca'dan kopartıldı ya okuldan alındı, başka bir yere gitti. Ama Han'ın galip geldiği bir çocukluk travması olduğunu ve aslında bu çocuğun da halinin vaktinin çok yerinde olduğunu, zengin olduğunu, Han gibi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama psikolojisinin çok yerinde olmadığı aşikar. Keza Han ne kadar sağlıklıysa o da o kadar sağlıklı. Ben ilkokuldaki bir olaydan dolayı böyle bir şey yaşadıklarını düşünüyorum bu çocukta. O yüzden yıllar sonrasında Han'ın şimdi Ceylan'la bir beraberliği, mutlu bir aile tablosu sergilediği hayatında rol çalmaya, çomak sokmaya gelmiş diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bırakın ve günün sonunda bu çocukla eğer Rüya karakteri diziden çıkmazsa Rüya ile bu çocuk arasında bir şey olacağını, eğer artık Rüya'nın vasıfsız olduğunu düşünüp senaristler diziden çıkartmaya karar verirse de Esra ile bir birleşmesi, bir aşkı ileride olacağını düşünüyorum. Çünkü Bayram'la Okşan bile çift olduysa bu dizide bekarlar kalmasın diyorum. Bu arada Memduh amcanın bu bölümde sergilemiş olduğu güzel performansı çok duygulandırdı beni ve gözüm hep İnci'yi arıyor benim ya. Ne Ceylan ne Rüya bilmiyorum, sarmadı beni. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlarım? Yorumları bırakın. Benden çok istediğiniz Masumlar Apartmanı sıkıcı ve normal bölümleriyle ilgili yorumlarım bu kadar. Her hafta yapmayacağım arkadaşlarım Masumlar Apartmanı. Çünkü çok fazla yargı vesaire başka dizilere de bakıyorum aynı zamanda. Anlatacak bir şey de yok bir de. Tedaviye başladıkları an ben gelirim. Kırmızı Oda başlıyor şimdi Sadi karakteriyle. Gelecekler bakalım reytingler istenilen seviyeye çıkacak mı? Onun dışında bir bakayım camdaki kızda neler olacak ama çok uzatıyor.
anlatıyorlar ve anlattığım şeyleri tekrar konuşmak istemediğim için yorumlamıyorum. Yoksa sizleri unuttuğum ya da sizlerin istediği bir şey yapmamak gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Beni delirtmek mi istiyorsunuz Ermişim? Elim ayağım dondu arkadaşlarım, morardı resmen. Ben artık videoyu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoma kadar isterseniz de buyurun Instagram'a, bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bye bye.